Evet canlarım, hepinize selamlar, hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar olsun inşallah. Bizim kız da buralarda geziyip tozuyor. Ve ben sabah kahvaltısına saat şu an 11'i geçti. Sizlerle markete gittik, market alışverişleri yaptık. Ondan sonra ben nereye açayım da nereye yanayım? Nereye dokunayım, nereye yanayım? Ondan sonra market alışverişi yaptık sizlerle. Gördük biraz uygunlaşmış marketler. Yani şey gittiğim çok uygunlaşmış. Birazcık. Çok da değil ama gene küçük küçük almak zorundayız. Yani her şeyi. Gördüğünüz aldığınız şeyler küçük küçük. 2-3 tane, 2-3 tane almak zorundayız. Sebzelerimizi 2-3 tane aldık. Çayı geri bıraktım canlarım ben. Çünkü bu aylık yetmezdi. Şunda azıcık var. Hani ay 24'üne kadar yetmezdi benim param. Şunda azıcık var. Bunun içinde gene az 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 bundan koyarım. Dedim ayın 24'ünde maaşımı alınca Allah izin verirse o zaman alayım çayımı. Çayı geri bıraktım. Çayı geri bıraktım. Peynirleri geri bıraktım. Çünkü önce şey yapıyorsun ama sonra bir hesap yapıyorsun. Cebine göre hesap yapıyorsun tabii ki. Ne yapacaksın? Hesapsız. Hesapsız kasabın elinde masatı kalırdı derdi babam. Hesapsız kasabın elinde masatı kalır derdi. Devrimiz hesap devri. Ey gidi canlarım. Lale devrine geçtik. Milattan önceki devirler oldu, lale devri oldu. Şimdi hesap devri. Artık devir hesap devri. Ben de bunu açamıyorum ya. Her şeyi Avrupa'da ne yaparlarmış biliyor musun? Bana anlatıyorlardı. Elma bir tane, armut bir tane, bir tane bir tane alıyorlardı. Aynı bine döndük. Ben o zamanlar şaşırıyordum. Ya biz bir tane almaya utanırız diyordum. Nasıl bir tane alırız? Hani anlatıyorlardı orada öyle diyordu. Herkes bütçesine göre bir tane bir ondan meyveleri bir ondan domates bir tane, iki tane hıyar aynen bir tane iki tane. Aa, bugün ben de aynısını yaptım. 40 yıl düşünsem böyle bir şey yapacağım aklıma gelmezdi. Çünkü ben kilo iş yani koyardım kilo iş alırdık hepimiz böyleydi. Zaten çok fazla bağlı değildi ki. Hani ücreti çok yüksek değildi ki böyle. Ama şimdi bir tane olsan zaten 2,5 lira. Her bir sebzede. 2,5-3 lira. 3 lira da fazla ya. Ne 3 lira? İşte bacım ben ne bileyim. Ben ne bileyim bacım ne bileyim. Allah yardım etsin hepimiz. Hepimize yardım etsin Allah. Şimdi benim bir kanalım var. Bu kanalda benim bu kanalım eğlence kanalı değil. Kanalıma ilk girdiğinizde de yazar. Yemek kanalı, yemek, güncel hayat. Hayatımı anlatıyorum. Eğlence de olur ama sürekli eğlence kanalı değil. Müzik kanalı değil. Herkesin bir yeteneği var. Kiminin daha çok... ben o müzik konusunda onu mu elemişim, eleğimi asmışım. Ben daha onları bana göre değil. Ben 26 yıl çok yormuş beni. Sahneler, yıllar çok yormuş. İçinden de gelmiyor. Açıkçası gelmiyor içinden de. Söylemek artık yorulmuş. Benim içimden şu anda hasret kaldığım, mesela işte bu şeyden sonra hasret kaldığım yemek yapmak geliyor sürekli. Sürekli yemek yapmak. Bunu da ben burada bir şey icra ediyorsam bir şey sadece kendimi çekerek olmuyor. Mesela beni çok yargılıyorlardı işte şey yapıyor işte geçinemiyorum diyor para alıyor. Ya hiç kimse geçinemiyor şu an. Bunu alayım. Ayağımı yorganına göre uzatıyorum. Bu kanal hiçbir şey yemek şu bu yapmasan göstermesen geçmez. Olmaz. Çünkü böyle bir kanal. Yani yemek kanalları nasıl her gün yemek yapıyor? Takip edin. Yemek kanalları her gün yemek atmak zorunda.
Bunlar masraf değil mi? Ama ne yapıyor? Ben buradan gelirimi birazcığını buraya yüklemezsem, bu kanala vermezsem ben hiçbir şey başaramam. Hani elimdeki şeyimi gösteremem. Bu sefer meziyetlerimi gösteremem, maharetlerimi gösteremem. Zaten gören görmüş, devamını da istiyor. Benden tarifler isteyenler var. Benim yaptığım tarifleri yapanlar var, mutlu oluyorum. Çünkü bu şekil kanal geri düşer, gitmez. Bir şeyi, mesela bu neye benzer? Manav, market, bir şeyi içine koymasan satabilecek misin? Bunun gibi. Buraya da ben bir şeyler almasam, az uz işte bütçemin yettiği kadar almazsam bir şey kanalda gösteremem. O yüzden bu açıklamayı da bu diyenlere, bu hani sizce söyleyenlere bunu şey yapayım, hani düşünmeden söyleyenlere. Hani öyle ya, bunun kanalı var, bu evinde tek başına gelmiyor ki. Bu kanalda şey yapıyor, bak seferim hiç yok, kaç gündür. Bu kanalda bunu yayınlıyor, bu mecbur bunu yapacak. Evet. Bunları şimdi yerleştireceğim. Ödeketimiz ve soğanımız. Soğan şey yerine koydum. Soğan patates yerine koydum. Şimdi buna yufkalmayı unuttum. Dedim ya bunu şey yapacağım. Yalancı börek yapacağım. Çok da güzel oluyor. Öyle güzel oluyordu ki iki yufkadan bunu da haşlıyorsun. Bunun birazını haşlayacağım böyle. İki yufkadan size börek yapacağım. Ya bunu bir gün siz de yaparsınız. Söylerim ben size randıma. Yufkamı da alayım da iki yufkamı. Evet, gel bakalım kahvaltımızı hazırlayalım. Salçalarımızı da koyalım. Ben şimdi kahvaltıya ne yapacağım biliyor musunuz? Şey, top aynen şeyle, bundan şey salata. O dedim ya, doğuda yapılıyor bu. O salata. Narenciyle şeyli salata. Sumaklı salata. Maydanoz da koyacağım. Yıkarken bunu seçes tel tel hemen tel tel yıkıyorum canlarım. Maydanozu. Demiştiniz maydanozu esna yıkamadan şey seçmeden yıkıyorsun demiştiniz. Yok, yıkadığım anda hem böyle görüyorum bıraktım hem böyle seçip hem yıkıyorum.
kara balığı gözlü yavrum benim. Kafasına sokmuş. Şimdi de kafasına sokmuş arkadaş. Domates de koyacağım. Bunları tek tek toplarım şimdi ben. Zaten tezgah temiz. Zaten de yıkamayı bulur. Hiç ziyan etme. Tanesi bile ziyan olmamalı. Çok pahalı. Ha, öğlen ezanını ettik. Öğlen ezanını ettik canlarım. Ben de değişik yerler arıyorum böyle hani görüntü olarak. Siz de dün akşamki attığım videoyu burada aynen ama şey tarafındaydı sırtım. Şimdi aydınlık var ya, cam tarafında aydınlık olduğu için bu sefer pus yapacak, göstermeyecek. Şimdi de bu tarafa aldım kendimi. Akşam olunca o tarafa alacağım. Düşme. Düşme. Evet. Güzel bir nar ekşili sumaklı salata. Şimdi bunda roka, moka, tereyağı o kadar lezzet veriyor ki buna ama şu an yok. Maalesef yok. Biberlerin için getirdim, onu da söyleyeceğim. Bunları güzelce yıkadım, öyle getirdim buraya canlarım. Sebzeleri. Amaç işte değişik yerlerde çekiyorum. Aslında böyle hani asma şey oluyor ya, hani ortada böyle Amerikan mutfak, sizlere tam öyle bir şekilde. Ama inşallah bir gün nasip eder, size öyle çekimler yaparım inşallah bir gün. Bunu burayı da öyle düşünerek yapıyorum. Bir tek yapmaya oraya gideceğim. Koymayacağım. Yani hıyar koymayacağım. Hıyar. Azıcık limonun küçük bir tarafını sıkıyorum. Sıktım.
çekirdeklerini alalım. Evet. Tuzumuzu. Nar ekşimizi de, ay nar ekşimizi koyduk. Sumağımızı da koyuyoruz. Birazcık pul biberi koyuyorum. Pul biberi, gel buraya pul biberi. Biraz da biberli olsun istiyorum. Evet. İşte biraz daha nar koyacağım. İşte doğu tarafının böyle yaptığı şey. Dedim ya, Mardin, Diyarbakır, oralarda böyle böyle şey yapılır. Salatası bu şekilde. Şimdi burayı temizleyelim camları. Şunu yeşillik olarak kullanacağım. Evet. Bunu şeyde az yağlı ya da yağsız tavada kullanacağım. Bugün tamamen yeşilliklerden bir şey oluyor bize. Yumurta var mı? Protein. Şansı da var. Çok ince bir tava. Hamsili tamam. Ama çok ince bir tava. Bu tavalar. Eğilmeye başladı. Eğilip büyümeye başladı. Kendine hazırlamış kahvaltısını patates kızartmış, patates parçalarını kızartmış. Daha sonra kafasına göre bir şeyler aldım istiyorum ben. Yok, ben biraz kek kattım, 9 gibi kattım. O otun kattım. Daha önce okula gidiyordu ya. Yani okula mı okula gidemiyor. Siz de diyorsunuz ki milliyetine gidin. Bir sorun. Aynen sorun sen milliyetine.
gideceğim. Bakıp da kaybetmemek gerek. Ben gelirim. Kayış gibi. Son zamanlarda stresten sıkıntıdan saçları var. Hep aklar çok yoğun dökülüyor. Aklar öyle yoğun. Bir gecede sanki bir gecede beyazladı. İnsan bir gecede beyazlar mı? Bir gecede beyazladım. Size bu bir gecede beyazlamanın hikayesini anlatırım. Böyle bir gerçek olmuş bu. Nereden beri gerçek oldu? Çünkü sabahtan bastığımda bir gece sabaha kadar karamet çekiyorsun. Bir iki gece baktığımda, aynaya baktığımda ve çektiğim videoya baktığımda çünkü hep bembeyaz olmuş. O kadar büyüdü. Ben hamdolsun diyorum Rabbime. Allah her şeyi kötülüklerden en büyüğünden esirgesin, en büyüğünden korusun her şeyi. Allah korusun, daha kötü şeyler olabilirdi. Daha kötü parametrelere girebilirdi. Ya ailemde ya kendimde çaresi bulunmaz bir hastalık olabilirdi. Allah'ıma şükrolsun, Allah korusun. Bu kadarına da hamdolsun. Artık elhamdülillah ben doldum diyorum Rabbime. Bir daha vermesin. Kötü şeyler getirmesin, vermesin Rabbim. İnsan bir gecede saçları bembeyaz olabilir. Gördüm. Kendimde de gördüm. Bunun gerçeği de zaten. Bu konuda saçımda kendimde de gördüm. Yaşanmışlık da var. Başkasından da yaşanmışlıktan alındılar. Anlatılabilir. Gözümle şahit olduğum. Allah'ım başka keder vermesin. Gene de hamdolsun, şükrolsun diyorum. Sağlığımıza, bugünümüze, kaybetmediklerimize, sağ olanlarımıza, sağlıklı olanlarımıza hamdolsun, şükrolsun. Yapacak bir şey yok. Şeyde 10 liralık bir şey aldım ben. Çoktan. Ha bu 10 liraydı. Çok fazla gitmez zaten. Geçende de aldığımı yine şoktan almıştım. Dipten açıyor, yani gidiyor. Çok fazla boya kalıcı olmuyor. Olsun, 10 liralık şey bu. Şimdi bunu bir kat böyle diplerine bunu yapacağım. Kendim yapacağım. Maksat önemli olan sizlerin karşısınıza bazen olduğum gibi çıkıyorum, bazen de düzenli olarak saygıdan dolayı çıkmak. Yani saygıdan dolayı düzenli çıkmak. Bu kadar posalanmış, bu yeter. Bunu tekrar söylüyorum, bazı insanlar çok gelebiliyor. Canlarım hepsini bir anda yiyemiyorum zaten. Yiyemiyorum çünkü bir yerde işler kalanı yiyemiyorsun. Ama ziyan da etmiyorum. Ara ara içim kıyıldıkça atıştırıyorum. Yanımda bırakıyorum. Biraz dinleniyorum, yatıyorum biraz. Oturuyorum, kalkıp onu
atıştırma yapıyorum. Ya da buzdolabına koyayım, hemen alıp atıştırma yapıyorum. Ama görsel olarak böyle gösteriyorum. Bu kadarını hepsini yiyemeyebiliyorum. Yaptığım, servis yaptığım şeylerin zannediliyor ki yeni hepsi. Yok. Hepsini o anda yiyemeyebiliyorum. Yiyemiyorum yani. Sonraya bırakıyorum. Ama pirincin, bulgurun bir tanesini bile ziyan etmeyen ben, etmekten korkan, kaçınan ben, bir damla bir şey ziyan etmem. Mutlaka yenir. Neyse canım. Ben çayımı, ben ya Allah'ın bildiğini kuldan mesirgeyeceğim ya. Şu bardakla seviyorum. Mesela burada güzel bardaklar var. Bak. Mesela altlı da var. Ha. Bak bunlar var. Ama ben şunu da seviyorum. İnsan sevdiğinden başka bir şey değişemez yani. Farklı yapamaz. O yüzden yapamıyorum. Ben neysem oyum zaten. Şu salatamızı bir güzel karıştıralım. Karalım. Bu öyle lezzetli bir salata ki canlarım. Vallahi bilmiyorsanız tavsiye ederim. Nar ekşili ve sumaklı salata. Kıvırcık, domates, isterseniz hıyar koyun. Hangi sebzeyi koyarsanız alın içine. O var ya, o nar ekşisi ve o şey, sumak, bir de pul biberi, limon zaten, keza limon. Öyle yediriyor ki, zaten çok da sağlıksız bir şey değil. Biliyorsunuz, nar kalbe iyi geliyor. Ben narın kendisinden de yapabiliyorum. MasterChef'ten öğrenmiştim. Narın kendisinden de nar ekşisi yapabiliyorum, çıkarabiliyorum. Çünkü kalbe faydası var narın. Biliyorsunuz. Kalp biçimlerini düzenlemeye, kalbe pompalamaya, yani kalbe pompalamaya önemli ölçüde şeyi var. Kalbe yararı var canım işte. Çayımız da ahaydı. Şekerimiz kaç gündür yoktu. Hasret kaldım şekerime. Bir şey olarak doldurayım şunu. Şöyle durun. Görebilir misiniz? Dur. Salatamın içine doldurayım da sonra. Benim işime karar yemez. Bana ezra demişler. Ne yapacağım belli olmaz. Buna koyayım diyor. Buna koyarım. Ben öyle. Evet işte ben bugün kahvaltıyla şey yapayım. Sabah şimdi alışverişte yaptığım videoyu editleyeceğim. Bu arada kahvaltımı yaparken onu atacağım. Dörtte, o bugün dörtte size gelecek. Bu da akşama gelecek size. Ancak bu kadar canlanabildim. Allah'ıma bin şükür olsun. Kendimi motive edip canlanabiliyorum. Yani ama iki gün bir üzüldüğüm zaman mutlaka iki gün yatmam gerekiyor. Yatmazsam dünya başıma dönüyor, başım dönüyor, ayaklarım altından yerler kalkıyor. Yani yürüdüğüm yer ırgani. Nasıl deniyor lan ya? Ayağımın altından yer kayıyor, yer kayıyor. Hani uyumazsam yer kayıyor, psikolojim bozuk olunca, üzüntülü olunca. Ne başım, başım dönüyor yerinde durmuyor. Başım böyle dönüyor. Gözüm kararıyor, gözüm yerinde durmuyor. Bastığım yerlerden de yer kayıyor. Böyle oluyor. İki gün, taş çatlasın üç gün yatmalıyım. Böyle oluyor. Yatmazsam kendime gelemem, ölürüm. O şekilde bir yere kendimi vururum. Diyorum ya, bu kadar anlattığım, bak neler oluyor bana. Üzüldüğüm zaman. Kendimi bir yere vururum, ya beyin kanamasından giderim. Bilmiyorum işte. Bir şey olur giderim yani. O yüzden ayağa zaten kalkmaya takatim olmuyor. Yatıyorum. Bir bakıyorum ki her bile bembeyaz olmuş her yerim. Öyle. Öyle ne yapacağım? Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.